Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Müddessir Suresi 32-56. Ayetler arasını değerlendireceğiz ve böylece bu sureyi bitirmiş olacağız. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. Kella vel gamer, hayır, kamere yemin ederim. Vel leyli iz edbar, döndüğü zaman geceye. Ve subhi izâ esfar, ve açıldığı zaman sabaha yemin ederim. İnnehâ le ihtel kübar, şüphesiz ki o en büyük olaylardan birisidir. Nezîran lil beşer, beşer için, insan için bir uyarıcıdır. Limen şâe minkum en yetegaddeme ev yeteahhar, sizden öne geçmek isteyen veya geri kalmak isteyen herkes için bir uyarıcıdır. Bunun evvelinde Sakar'dan söz edilmişti. Sakar cehennemin isimlerinden birisi ve bunun üzerinde 19 olduğu ve ayrıntıları biraz nazara verilmek suretiyle cehennemde görevli melekler bulunduğu ayet-i kerimede anlatılmıştı. Dolayısıyla o cehennem en büyük olaylardan birisidir. İnsanlar açısından da o cehennemden kurtulmak en büyük bir meseledir. Ve cehennemin olması insanlar için bir uyarıdır. Yani Allah-u Teala cehennemi de yaratmıştır. Ta ki insanlar böyle bir şeyin varlığını fark edip oraya düşmemek için düzgün bir hayat yaşasınlar. Bu açıdan cehennemin varlığı gereklidir. Ve İnsanlardan bir kısmı öne geçecek, bir kısmı geri kalacak. Yani hayat bir maraton, hayat bir yarış. İşte bir yandan cennete teşvik var ama öte yandan cehennemden de sakındırma var. Böylece insanlar arasında hayat maratonunda dereceler açığa çıkıyor. Bir kısmı ileri gidiyor, bir kısmı da geri kalıyor. Burada işin evvelinde bazı şeylere yemin edildi. Kella vel gamer, kamere yemin ederim. Kamer, ay. Allah-u Teala aya yemin ediyor. Malum gecenin karanlığında ay doğduğunda etrafı aydınlatıyor. Ve ayın gerçekten büyüleyici bir güzelliği oluyor. O gecenin siyah örtüsü içerisinde, etrafın hafif loş bir ışık içerisinde olması apayrı bir güzellik meydana getiriyor. Peki bunun Kur'an-ı Kerim'de yer alması ne gibi manalara işaret ediyor olabilir? Kur'an-ı Kerim'de bunun yer alması, Peygamberimizin getirdiği dinin o günkü insanlığın karanlığını aydınlatacak bir kamer gibi olması. Çünkü insanlar tamamen bir karanlık içerisindeydi. Peygamberimizin getirdiği nur ile insanlığın gecesi aydınlanmaya başlandı. Ardından da artık وَالْلَيْلِ اِذْ اَدْبَرْ, artık gece geride kalıyor. Artık sabaha yakın. Ve subhi izâ esfar, ve sabah da aydınlandığında, sabahın o ışıkları, ilk ışıkları gelip etraf artık aydınlandığında. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yeni bir dinle ortaya çıkışı insanlığın tamamen karanlık bir devrine tevafuk ediyor ve bir ay misali, karanlıkta doğan bir ay misali, bir dolunay misali aydınlatıyor ve artık biraz daha zaman geçince gece bitmek üzere, gece artık mağlup olacak ve peşinde sabah gelecek ve sabahın aydınlığı gecenin karanlığını ortadan kaldıracak. Küllü nefsin bimâ kesebet rahîne, her nefis kendi yaptıkları şey yüzünden rehindir. İlla ashabel yemin, ancak onlar rehin olmaktan kurtulurlar. Yani normalde insan yaptıkları şeyler yüzünden rehin alınır ve bu onu cehenneme götürür. Ama ashabul yemin denilen meymenetli, bereketli insanlar, yani hayatını iman ve itaatle geçiren, Allah'a itaatle geçiren bahtiyar insanlar müstesna. Fî cennâtin yetesâelûn, bunlar cennetlerde, cennet bahçelerindedirler ve birbirlerine sorarlar. Anil mücrimin, mücrimlerle alakalı. Mücrimlerin, yani
hayatını cürümle, günahla geçirenlerin durumuyla alakalı aralarında konuşurlar. Ve devamında doğrudan onlara hitap şeklinde, mücrimlere hitap şeklinde şöyle söylerler. مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ Sizi Sakar'a sevk eden nedir? Yani ne yaptınız da bu cehennem ateşine düştünüz? Değerli izleyenlerim, burada belki şunu hatırlamamızda fayda olur. Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinde ve yine Saffat suresinde nazara verildiği üzere cennet ehli ve cehennem ehli kendi aralarında birbirlerini görüp konuşabiliyor. Bu günümüzün teknolojik imkanıyla daha iyi kolay anlayabileceğimiz bir durum. İşte elimizdeki cep telefonlarıyla dünyanın ta öbür ucundaki insanla konuşabiliyoruz. Hatta artık şu anda görüşebiliyoruz. Canlı yayınlarla insanlar dünyanın her tarafını görür hale geliyorlar. Birbirleriyle konuşur hale geliyorlar. Cennet ve cehennem birbirinden mekan olarak uzak, ama uzak olması birbirlerini görmelerine engel değil. Demek ki zaman zaman cennet ehli cehennem ehline de şöyle bakacak ve onlarla konuşabilecek. Ve bu şekilde konuşmalar cennet ehlinin nimetini daha da artıracak. Cennetin kıymetini daha iyi bilecekler. Cehennem ehlinin de pişmanlığını artıracak. Çünkü çok büyük değerleri, çok büyük nimetleri kaybetmiş oldular. Bundan dolayı böyle bir görüşme fırsatı verilmesi cennet ehlinin nimetini, cehennem ehlinin de pişmanlığını artıracak. İşte cennet ehli olanlar cehennem ehli olanlara, sakarda yer alan kimselere soruyorlar. مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ Sizi sakara sevk eden ne idi? Ne yaptınız da buraya düştünüz? قَالُوا Onlar dediler ki لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ Biz namaz kılanlardan değildik. وَلَمْ نَكُمْ نُطْئِمُ الْمِسْكِينَ Ve biz miskine yedirmezdik. Burada hem hak ile olan münasebetlerinde hem de halk ile olan münasebetlerinde problem olduğunu görüyoruz. Allah'a karşı namaz görevleri vardı, yapmadılar. İnsanlara insan olmaları hasebiyle yardım etmeleri gerekirdi. Ama kendileri zengin olmakla beraber, imkanları olmakla beraber yedirmediler, yardımcı olmadılar. وَكُنَّا نَهُودُ مَا لَخَائِد۪ينَ Ve batıla dalanlarla beraber biz de dalıyorduk. Yani oyun, eğlence, günah, kumar, içki, bir takım uyuşturucu vesaire bu gibi şeylere dalıp gidenlerle beraber biz de dalıyorduk. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ Ve din gününü yalanlıyorduk. Yani bir hesap gününün gelmesini kabul etmiyorduk, inanmıyorduk. حَتَّى اَتَانَ الْيَقِينِ Derken sonunda bize yakin geldi, ölüm geldi. Ve ölümle hakkal yakin mertebesine ulaştık, gerçekleri gördük. Ama ölünce bunları görmek bize bir fayda sağlamadı. فَمَا تَنْفَوْهُمْ شَفَاتُ الشَّافِئِينَ Artık şefaat edenlerin şefaatleri onlara bir fayda vermez. Yani şefaat diye bir şey var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetinden kebair ehline bile şefaat edeceğini söylüyor. Şefaat diye bir şey var. Ama Allah'ı kabul etmeyen, ahireti kabul etmeyen bu gibi kimselere şefaat da bir fayda vermeyecek. Şefaatle de kurtulamayacaklar. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُورِضِينَ Onlara artık onlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar? Yani Allah-u Teala bu ayetlerde ve başka ayetlerde, surelerde nice öğütlerde bulundu ve Kur'an'ın ilk muhatapları bunları duydular, ama onlara ne oluyor ki bu öğütlerden yüz çeviriyorlar? كَأَنَّهُمْ humurun مُسْتَنْفِرَةٍ Sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri. فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ Arslandan kaçan ürkmüş yaban eşekleri gibi. Burada bir temsil getiriliyor. Yani nasıl ki o yaban eşekleri arslanı görünce dolu dizgin kaçıyorlar. Bunlar da Kur'an'ı kabul etmeyen insanlar peygamberi duyduklarında, gördüklerinde arslandan kaçan yaban eşekleri gibi yollarını değiştiriyorlar ve kaçıyorlar.
Tabii Kur'an-ı Kerim'in bu gibi doğrudan temsillerle anlatımı daha kolay, hatırda kalıcı bir anlatım oluyor. Ve biz bu ayetleri okuduğumuzda hemen zihnimizde o pijamalı hayvanlar, çizgili hayvanlar hatırımıza geliyor. Ve görüyoruz ki arslan, bunlar arslanı görünce hemen böyle kaçmaya başlıyorlar. Demek ki bir kısım insanlar da bu yabani merkepler gibi peygamberi veya peygamber yolunun davetçilerini gördüklerinde ürküyorlar ve kaçıyorlar. Bel yuridu kullu imrin minhum en yu'ta sufan munashara. Doğrusu onlardan her birisi kendisine neşredilmiş sayfeler verilmesini murad eder. Kella, hayır. Yani iş onun zannettiği gibi değil. Öyle bir şey yok. Bel la yahafunal ahira. Onlar ahiretten korkmazlar. Yani ahiret korkulması gereken bir yerdir. Ahiret deyince şöyle bir durup düşünmek lazım. Çünkü önümüzde böyle bir alem var. Şu anda bu dünyadayız ama gidişimiz ahirete doğru. Ve şu dünyada eğer günah, hata, isyan, kötü şeyleri biz tercih etmişsek diğer tarafa kötü bir gidiş var. Ve diğer tarafta cehennem var, sakar var. Orada ateş var, azap var. Bunlar normalde korkulması gereken şeyler. Ama ehli dünya dediğimiz insanlar veya insanların büyük bir ekseriyeti inhiye illa hayatuna dünya diyor. Yani varsa da yoksa da dünya hayatı ve ahiretten tamamen gafil. Bunlar tek taraflı bir hayatı esas alıyor ve ahireti bilmiyorlar. Bilmediklerinden dolayı da ahireti hesaba katmıyorlar. Oradaki bir hesaptan korkmuyorlar. Kella innehu tezkire. Hayır, iş onların zannettiği gibi değil. Bu bir öğüttür. Yani gelen bu ayetler, Kur'an'da bildirilen şeyler bir öğüttür. Femen şe'e zekere. Artık kim dilerse bunları tezekkür eder, bunlardan öğüt alır. Ve ma yezkurune illa inşallah. Allah dilemedikçe onlar öğüt almazlar. Yani ve ma teşauna illa inşallah. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Her ne kadar insana bir meşiyet, bir isteme kabiliyeti, irade verilmişse de neticede külli irade Allah'ındır ve bizim dilememiz de yine onun dilemesinden geçen bir durumdur. Böyle olunca Allah dilemedikçe onlar öğüt almazlar. Tabi bu insan kaderin mahkumudur anlamında anlaşılmamalı. Yani ne yapayım, kaderimde bu varmış. İşte Allah benim anlamamamı murad etmiş. Allah benim hidayetimi murad etmemiş gibi yanlış bir takım telakkilere kapılmamak gerekir. Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde ifade edildiği üzere yehdi ileyhi men enab. Allah kendisine yönelene hidayet eder. Dolayısıyla Allahu Teala'nın yoldan çıkarması veya hidayete getirmesi insanların liyakatına göredir. Allah kime peygamberlik görevi vereceğini en iyi bilir. Kime velayet yükü yükleyeceğini en iyi bilir. Kimin imana ehil olduğunu, kimin küfre, dalalete ehil olduğunu Allah en iyi bilendir. Huve ehlut takva ve ehlul mağfirah. Ve Allah, o Allah takva ehlidir, mağfiret ehlidir. Takva ehli derken kendisinden korkulmaya layık olan, yani Allah deyince مَا لَكُمْ لَا تَرْجُنَ لِلّٰهِ وَكَارَ. Hazreti Nuh kavmine diyor ki size ne oluyor ki Allah'ın vakarını kabul etmiyorsunuz ve Allah'ın azametini düşünmüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Onlar Allah'ı layıkıyla takdir edemediler. وَالْاَرْضُ جَمِيَنْ قَبْتَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Halbuki kıyamet günü arz bütünüyle Allah'ın kabzasındadır. وَالْسَمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَم۪ينِ. Semalar ise Allah'ın elinde dürülüdür. Yani bütün alem Allah'ın kabzayı tasarrufunda. Böyle olunca Allah'ın azametinden insanın korkması gerekir. Ama onlar bunu bilemediler ve Allah'tan korkmak yerine kendi gölgelerinden korktular.
bazı gölgelerden korktular, bazı şahıslardan korktular ve korkuyu bir azaba çevirdiler. Allah'ın onlara günahlardan korkmaları ve Allah'ın azabından korkmaları için vermiş olduğu korku duygusunu başka yerlerde kullandılar ve o şekilde zayi ettiler. Ve Allah ehlül mağfiradır. Yani mağfiret etmeye de layık olandır. Yani Allah'tan korkmamız gerekir ama onun mağfiretini de ummamız, ümit etmemiz gerekir. Bu bir denge meselesi. Beynel havf ve reca, korku ümit arasında yaşamak. İnsan günahlara karşı Allah'ın azametini düşünmeli, günahlardan uzak kalmalı. Ama buna rağmen bir takım günahlara da bir şekilde girmiştir veya bir takım görevlerini layıkıyla yapamamıştır. Bundan dolayı da Allah-u Teala'nın mağfiretini ummalı. Bunu yapabildiğimizde Allah'ın izniyle gerçekten günahlardan uzak, daha böyle tertemiz, pırıl pırıl bir hayatı yaşamış oluruz. Böyle bir hayatı yaşamayı Allah-u Teala hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.